Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavada su böreği yapacağız. Bunun için hamur yoğurma kabımın içerisine 3 adet yumurta ve yarım çay bardağı da su ilave ettim. Şimdi bunları bir çırpıcı yardımıyla yumurta ve suyu karıştıracağım. Çırpma işlemimiz bittikten sonra ununu ilave edeceğim. Ben burada 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Benim kullandığım yumurtaların boyutları biraz küçük olduğu için un miktarı tam denk geldi. Ama eğer sizin kullanacağınız yumurtalar büyükse un miktarını biraz daha arttırmanız gerekebilir. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Şimdi hamurumu ben makinamda yoğuracağım. Yumuşak olmayan orta sertlikte bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Eğer elimde yoğursaydım en az 10 dakika yoğurmam gerekiyordu. Hamurun iyice özleşmesi gerekir. Hamur yoğurma işlemimin sonuna geldim arkadaşlar. Videoyu burada hızlandırdım. Şimdi hamurumu elimle toparlayıp bir 10 dakika kadar dinlenmesi için kenara alacağım. Üzerini de kapatacağım. Hamurumun yüzeyi kurumasın. Ve hamurumun kıvamı böyle arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi ben bunu kenara alacağım. Dinlensin. Şimdi tezgahımın üzerini unlayıp dinlenen hamurumu bezelere ayıracağım. Burada 10 eşit bezeye ayırmamız gerekiyor. 5 katı altına, ortasına peynir, 5 katını da üstüne sereceğiz. O yüzden şimdi ben bezelerimi 10'a ayıracağım. Daha sonra hamurlarımı toparlayıp elimle yuvarlıyorum. Arkadaşlar hamurumuzun kolay bir şekilde açılması için burada da bir 5 dakika kadar bezelerimi dinlendireceğim. Daha sonra açma işlemine geçiyorum. Dinlenen bezelerimi açma işlemine başlayacağım. Bu arada 5 litrelik tenceremin yarısından az fazlasını suyla doldurdum. Ocağıma aldım. Suyu kaynamaya bırakacağım arkadaşlar. Kaynama işlemi gerçekleşene kadar ben de bu arada bezelerimi açarım. Bezelerimiz küçük olduğu için açma işlemi bizi yormuyor. Şöyle sizlere yufkamın inceliğini de göstereyim. Ben şimdi bunları buraya açarak dizeceğim. Tezgahımızın üzerini unlayıp şöyle elimizle bezeyi bastıralım. İlk önce böyle açtırıp daha sonra oklavayla açarsanız arkadaşlar daha kolay olur. Açma işlemini de bitirdikten sonra şimdi tavanın içerisine sıvı yağ koyacağım. Çok azıcık sıvı yağ döktükten sonra şöyle fırça yardımıyla tavamı yağlıyorum. Ve tavanın içerisine haşlamadan yufkamı açıyorum. İlk yufkayı hiç haşlamıyoruz. Suyumuz kaynadı. Şimdi bunun içerisine 1,5 yemek kaşığı tuz katacağım. Kenarda da soğuk suyumuz var. Haşlanmış yufkaları soğuk suyun içerisine çıkaracağız. Şimdi yavaşça yufkamı bırakıyorum. 15 saniye sonra bunu çıkaracağım. Böyle karıştırıp şimdi alacağım ve çıkarıyorum arkadaşlar. Tabii ki de soğuk suyun içerisine çıkarmamız gerekiyor.
Dilerseniz buradan direkt yufkanın üzerine koyabilirsiniz ya da böyle benim yaptığım gibi süzgecin üzerine de koyabilirsiniz. Ben normalde süzgeç kullanmıyorum ama size bu yöntemi de göstermek istedim. Bu arada diğer yufkalarımı da aynı şekilde haşlayacağım. Eritmiş olduğumuz 200 gram kadar tereyağını bir fırça yardımıyla tavanın içerisine açmış olduğum yufkanın üzerine sürüyorum. Ve haşlanmış yufkayı da onun üzerine seriyorum. Diğer yufkamı da kaynar suyun içerisinden çıkartıp soğuk suya koyuyorum. Tavaya açmış olduğum yufkanın üzerine tereyağı sürüyorum. Suyun içerisindeki yufkamı da sudan çıkartıp şöyle bir suyunu süzdürüyorum ve tavamın içerisini açıyorum. Bunun da üzerine yağ sürüp tekrardan haşlama işlemine devam ediyorum. Tavamın içerisine 5. yufkayı da koyup yağladıktan sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve ben beyaz peynir kullanıyorum. Ben böyle tercih ediyorum. Burada istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Şimdi tekrardan kalan 5 yufkamı da aynı şekilde haşlayıp aralarına yağ sürüp tavamın üzerine sereceğim. Aynı işlemleri devam ettireceğim. Son katını da seriyorum arkadaşlar. Şöyle bir etrafını da toparlattırayım. Şimdi kalan yağımı da bunun üzerine süreceğim. Tavamı ocağa aldım. Ocağımın altını orta dereceye açtım. Kapağını da kapattım. Bunu pişmeye bıraktım. Şimdi arkadaşlar böreğimin arkası pişti. Diğer tarafını da pişirmek için şöyle bir tabak koyuyorum. Ve ben bunu çevireceğim. Tekrardan ocağa koyup diğer tarafını da pişireceğim. Bu arada çok güzel pişti gördüğünüz gibi. Şimdi tavama tekrardan koyuyorum. Ve diğer tarafını da aynı şekilde pişireceğim. Tavamızı sallattırıp böreğimizi toparlattıralım. Bu arada böreğim pişti arkadaşlar. Şimdi onu servis tabağına alıyorum. Aynı şekilde tavamı çeviriyorum. Şimdi ben bir dilimini kesip size içinin dokusunu da göstermek istiyorum. Sıcak sıcak duman üzerinde böreğimiz çok güzel oldu. Şöyle sizlere bir çatalla da göstermek istiyorum. Yumuşaklığına da bakın, çıtırtısına da çok güzel. Dinlenen böreğimden bir dilim daha kestim. Böyle ara katları daha çok belli oluyor arkadaşlar. Şimdi bunun da içinin dokusunu göstermek istiyorum. Böreğim 5 dakika kadar dinlenince ara katları da daha belirgin oldu. Yumuşaklığı ve çıtırtısını tekrardan duyuyorsunuz arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.